Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün yine Türkiye'nin en büyük bisiklet mağazası House of Bike'dayız. Bugün size 3 tane yepyeni bisiklet göstereceğiz. Bu arada asla durmada yepyeni sürprizler geliyor arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Ama şimdi şu canavarlara bir bakalım. Asla durma. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var? Nasıl keyifler? İyi, süper. Senin sormalı. Yine sabahın köründe. Evet. Artık aydınlık sabahları evet, uyanıyoruz. Biraz artık aydınlık arkadaşlar. Seçim propagandası gibi oldu ama idare edelim biraz. Aydınlık sabahları uyanıyoruz. Evet. Burada yeni canavarlarımız var dedin. Evet. Ben de geldim. Hoş geldin. Yeni canavarlarımız geldi. Giant'ların yenileri geldi. Bir tane trekking modeli var yani. Şehir bisiklet dediğimiz Rome serisi geldi. Bir de Talon geldi. Gelmişken böyle hani bisiklet tanıtın dedi herkes. Aynen. Bisiklet tanıtalım dedik. İzleyiciye hitap edelim, istekleri cevaplandıralım dedik. Şimdi önce Rome'a bakalım, Rome'lara. Rome'un 4 tane serisi geldi. Rome 4, Rome 3, Rome 2, Rome 1 diye sayı yukarı çıktıkça komponent artıyor. Yani Rome 1 en iyisi, Rome 4 de vites olarak, grup set olarak, komponent olarak giriş seviyesi diyelim. En kötüsü demeyelim. Bu mesela Rome 1. 3 tane farklı renk seçeneği var. 4 değil. Komple Dioreset kullanıyor bu. 30 vites bir arkadaşımız. Bu arada kadrosu Giant'ın ALUXX dediğimiz teknolojisiyle üretilmiş. 60-61 alüminyumdan üretilmiş tek parça. Single butted. Bu arkadaş. Shadow Plus kullanıyor bu arada arka aktarıcısını. Hidrolik disk frenleri Shimano MT200. Onu da söyleyeyim. Göbekleri yine Shimano. Ayna kolu Shimano Deore ama T serisi yani şehir bisikletinde kullandığı seri öyle söyleyelim. Gayet büyük bir arka dişliğe sahip zaten. Speklere baktığımızda, özelliklere baktığımızda göreceğiz. Yeni başlayanlar için yokuşları aynen. Rahatlatacak bir. 11-42 bir dişliğe sahip arkadaş. Çok rahat bir sele kullanılmış modelde. Diğer modellerden aslında farkı bu. Aşırı rahat bir sele Royal'in Vivo selesi var. Aşırı rahat bir sele var. Yani kullanıcıların %90'ının rahat edebileceği bir sele. Yine lastiklerimiz Mitas. Zırhlı lastikler. Toru durduran lastikler diyor herkes. Aslında üstüne Stop Torn yazıyor ama herkes Tor diye okuyor. Santur Next Maşa kullanıyor. 63 mm travel mesafesi var. Yani esneme mesafesi diyelim. Yine ayna kol göbeği ve jant göbekleri. Shimano bu arkadaşın. Gayet hafif bir alet. Fiyat olarak da Giant olarak bakarsak bence fiyat olarak da uygun. Yani üst segment bisiklet ve fiyatı şu anda diğer rakiplerine, Giant'ın büyük rakipleri, Fatih'in en çok sevdiği marka Trek'le kıyaslarsak ona göre çok çok daha uygun. Fatih gülümsüyor oradan. bu arada yok şeye gülümsüyorum. Herhangi bir bisikleti Trek'le karşılaştırmadım. Sürekli aynı şeyi yapıyoruz. Bisikletlerle ilgili linkleri aşağı açıklamalara koyuyorum. Yani biz güncel fiyatları söylemiyoruz çünkü fiyatlar değişebiliyor. 2 sene sonra da izleyebilirsiniz. O yüzden neden fiyat söylemiyorsunuz diyorsunuz. Linkleri koyuyoruz. Oradaki fiyatlardan bakabilirler. Hemen diğerine geçelim. Bu en üst segmenti. Bu da giriş seviyesi. Bu da Talon 4 esasında. Talon 4'te de yine MT200 fren kullanılıyor. Onunla birlikte aynı. Yine ön arka ve orta göbekleri yine Shimano. Yine hidrolik disk fren, yine zırhlı lastikler kullanıyor bu arkadaş da. Bu arkadaşın vites sayısı 21. Aradaki fark o yani komponent düşüyor. Shimano'nun giriş seviyesi komponenti oluyor. Tabii ki bunun fiyatı diğerine göre çok daha uygun. Kadrosu birebir aynı. Selesi, sele borusu, gidonu, gidon boğazı her şeyi aynı esasında. Sadece üstündeki komponent değişiyor. O 30 vites oluyor. Bu 21 vites. Bunun iki versiyonu daha var. Hepsini göstermek istemedik. Rome 2 ve Rome 3 versiyonları var. Rome 2 2x8 16 vites. Rome 3 de 2x9 18 vites ki Rome 2 de Alivio set kullanıyor. Ama yine onun frenleri de Shimano. Bu arkadaşlar niye Shimano kullanmış? Onu da hızlıca söyleyeyim. Niye Shimano kullanıyorlar? Fren de özellikle. Shimano mineral yağ kullandığı için ya bu bisiklet 10 yıl kullanılmasın bu frenler yine çalışıyor. Yani DOT vesaire gibi değil. O yüzden Shimano fren kullanan bisiklet almaya özen gösterelim diyoruz. Bu arada arkadaşlar biz city bike diyoruz.
Bunların özelliği işte her yerde daha rahat kullanılabilecek bisikletler aslında. Yani yeni başlıyorsan direkt şehir içinde en rahat kullanabileceğin bisikletler bunlar. Çünkü hem işte çukura da girersin, işte ne bileyim asfaltta da gidersin. Aynen. Çok abartmadan patikaya da girersin. Abartarak da lastiklerini değişirlerse abartarak da girebilirler. Hı. Çünkü Giant'ın sitesine baktıklarında da görecekler. Bunlara Giant Adventure Bike diyor. Aslında bunlar Adventure Bike değil. Adventure Bike Gravel'a daha çok benzeyen versiyon ama işte buna Adventure Bike diyor. Yani git dağ, bayır, tepe, gez, üstünü yükle bisikletin, arka bagaj tak, öne bagaj tak, çanta tak, uzun tur attık, çık. Yani bu da Gravel klasmanı gibi çok amaçlı bir bisiklet. Evet, yani normal city bike'larda amorti yok. Yok, genelde olmuyor hafiflikten. Bunda kilitli amortisör var. İsterseniz kilitleyip kullanabiliyorsunuz, isterseniz açarak arazide dolaşabiliyorsunuz. Bu da Giant'ın Talon'u. MTB'si Giant'ın. Bu da çok cici bir arkadaşımız gerçekten. Bunun üstünde yine MT200 fren kullanılıyor Shimano'nun. Bunların diğerlerinden farkı, bu MT200 fren kullanıyor mu? Bu soğutmalı rotor kullanıyor. Yani Icetec rotor kullanıyor. Icetec rotor da Shimano'da bildiğimiz gibi hani daha çabuk soğuyan ya da daha geç ısınan bir teknoloji diyelim. Kısaca öyle bahsedelim. Rotor olarak onu kullanıyor. Grup set olarak da Shimano'nun yeni grup seti, Shimano'nun SLX'ini kullanıyor. 1x12. Arka dişliden de göreceğimiz gibi esasında 10-50 bir arka dişli kullanıyor. Yani düz duvara tırmanmak isteyen varsa alıp bununla düz duvara tırmanabilir. Yine jant göbekleri Shimano'nun MT500, yeni seri MT500, Micro Spline kullanan serisi bu. Eski seri değil. Eski seri çünkü 11'liydi ve 10'luydu. Bu artık 12'li. Yine bu da çok rahat bir sele kullanılıyor. Yine kilitli maşa kullanıyor. Bu da yine Giant'ın ALU-XX dediğimiz kadrosu. Yani 60-61 alüminyumdan üretilmiş bir bisiklet. Yine bu da zırhlı lastik kullanıyor. Bisikletler gerçekten 3 bisiklet içinde bahsediyorum. Hafifler. Şimdi şöyle bir algı var. Ona da kısaca değinmek istiyorum. 6000 serisi alüminyum, 7000 serisi alüminyum. 7000 serisi alüminyum daha hafif algısı var. Aslında bu öyle değil. Yani kullanan markalara göre değişiyor bu. İşte 6000 serisi alüminyumda yanlış hatırlamıyorsam magnezyumla silisyum karışımı kullanılıyor. 7000'de de çinko kullanılıyor diye hatırlıyorum. Tam tersi de olabilir ama şöyle, alüminyum zaten aslında çok pahalı bir malzeme. Ve çok hafif, kağıt gibi bir malzemedir alüminyum. Atom numarası 13. periyodik tabloda atom numarası 13 olan meşhur elementimiz. Alüminyumu tabii bir şeylerle karıştırarak kullanılıyor. O zaman bu şekilde sert oluyor. Ama alüminyumun işlenmesi önemli. Yani 6000 serisi alüminyum, 7000 serisi alüminyumdan aslında mantık olarak bakarsanız işte silikon, yani silisyum vesaire de kullanıldığı için aslında daha hafif olması lazım. Ama nedense 7000 serisi alüminyum daha hafif diye düşünceler var. Öyle değil. Dediğim gibi markadan markaya hepsi farklı teknoloji kullanılıyor. Trek de farklı teknoloji kullanıyor. Giant da farklı kullanıyor. Bisikletler gayet hafif ve akıcı gerçekten. Ve sağlam. Ve sağlamlar. Giant'in özellikle karbonları da, alüminyumları da ekstra ekstra sağlam yapıyor. Zaten Giant'in sitesine girip bakarsanız hiçbir bisikletin özelliğinde ağırlık göremezsiniz. Yani diyor ki ağırlığa takılıyorsanız gidin diyor, trek alın diyor yani. Ben diyor 100 yıllık teknolojimi kullanıyorum. Yani alüminyumda durum bundan ibaret. Onun haricinde yani çok fazla ekstra detaya girmeye gerek yok. Çünkü video uzayacak. Özelliklerine Fatih'in attığı linkten ya da bizim web sitemizden ya da Giant'ın web sitesinden bakabilirler. Bunlar yavaş yavaş sezonun başlangıcı, yeni gelen bisikletler. Yeni modeller gelmeye başlıyor şimdi değil mi? Aynen. Yeni modeller gelmeye başlıyor. Pandemi nedeniyle şey var, aslında bir gecikme var. Normalde şimdiye bütün 2021 modellerin gelmiş olması lazım ama pandemi süreci nedeniyle bir gecikme var ama yine de yavaş yavaş en azından yeni modellerimizi görüyoruz. Şimdi size acayip bir şeyler göstereceğim. Aa, burası beni en çok heyecanlandıran yer. Kutu açılışı. Bir sürü kutu açtık. Kutu açılışı. Bakın, lazer kaskar geldi arkadaşlar. Yepyeni. Şimdi bu arkadaşımız, yakından gösterelim hemen. Bu Bullet 2.0 lazerin.
çok iddialı olduğu bir kask. Burada bir air slide'ı var. Kapatıp açabildiğimiz. Aero bisiklet kullananlar bunu bilecektir yani. Bunu kapattığımızda bunun aero özelliği artıyor. Açtığımızda havalandırması artıyor. Vizörü en sona saklamıştım. Burada bir manyetik vizör var. Manyetik vizörü taktığımızda inanılmaz hale geliyor. Bu manyetik vizörü hem rüzgarı kesmek için kullanılabilir, hem gözlüksüz kullanmak için kullanılabilir. Bir de gözlük takanlar da, yarış bisikletlerinde özellikle gözlük takanlar böyle vizörlü kask istiyorlar. Bu bütünleşik bir vizör değil. Bu gözlüğüm varsa. Aynen. Bütünleşik bir vizör değil. Kullanmadığınız zaman laser diyor ki bunu böyle arkaya takın, arkada dursun diyor aksesuar olarak. Arkada da manyetik bir tutuş kısmı yapmışlar. Orada duruyor. Genelde gelen soru şu, bu çıkmıyor mu sürüş halinde? Tam onu diyecektim, benim de. Çıkmıyor. Sürüş halinde çıkmıyor yani kesinlikle. O kadar kolay takılıyor ki. Çıkmıyor. Belki hani çok rüzgarda oynama yapabilir ama kesinlikle çıkmıyor. Çıksaydı zaten büyük ihtimalle laser vizörü iptal ederdi. Bu çok güzel bir model. Çok fazla rengi var. Hem aero hem normal bisiklette kullanılabilecek bir kask. Yine Shimano'nun en hafif, Shimano demeyelim, laser diyelim. Laser. Satın aldı laser ama bunlar marka olarak laser. Laser'ın Genesis modeli var. Evet, benim o lacivert kaskım bu işte arkadaşlar. Bunun eskisi tabii. Krom kaplama bu. Çok fazla rengi var ama ben kromunu çok beğendim kaskın. Laser'ın en hafif kasklarından biri bu. Çok rahat, çok konforlu gerçekten. Bu da yeni bir model. Yine diğer modeli gösterelim. Şey, bunu artık herhalde çoğu arkadaş biliyor. Bu da Genesis modeli Laser'ın. Bunda da şöyle twisted cap var. Artık Laser şeyi çok kullanıyor. Manyetiği çok kullanıyor. Twisted cap ile birlikte işte hava almasını engelliyorsunuz. İstediğiniz zaman çevirip daha çok hava aldırabiliyorsunuz. Yani kasklar direkt yazlık kışlık olarak bu arkadaşlara. Aynen. Bir de bunun arkasında özellikle Century'nin LED bir ışık var. Çok şık, şarjlı LED bir ışık var. Hani kask lambası almanıza bile esasında gerek kalmıyor bunda. Ya bu da Laser'ın zaten efsaneleşmiş Z1'i. Yeni Z1. İnanılmaz hafif, inanılmaz aerodinamik, inanılmaz konforlu bir kask. Bunda şeyi düşünmemişler, üstünü kapatalımı düşünmemişler diyeceğim ama aslında düşünmüşler. Ekstra bir parçayla bütün kasklar için geçerli. Aeroshell denilen bir sistem var. Direkt üstüne ister kılıf gibi geçiriyorsunuz, ister bu manyetik modellerde, özellikle bunda şak diye manyetik mekanizmasına oturuyor. Bu arada bunların arkadaşlar bakın buradan ayarlıyorsunuz. Evet. Kafanıza göre olan şeylerin üst tarafta. Bu iki model oradan ayarlanıyor. Gayet güzel kasklar. Birçok rengi var, birçok modeli var dediğim gibi. Şunlara. Bunlar da şeyler. Ronaldo tanıtayım. Ronaldo, Messi. Bu renklere bakın arkadaşlar. Bunlar meşhur RC902'ler, Shimano'nun uzun süredir tanıtımını yaptığı ayakkabılar, S-Fire'lar. RC902 deyince belki anlamayacaklardır. Bunlar S-Fire'lar. Eski S-Fire, yani 901 serisini çok geliştirdiler. Profesyonel sporculardan, yarışçılardan gelen feedbacklere göre, geri dönüşlere göre ayakkabıda görünüş olarak aynı gibi olsa da aslında dizaynını değiştirdiler ama en basit şekilde topuğu daha genişlettiler ve yukarı doğru kaldırdılar. İşte hızlı sprintlerde ya da ani kalkışlarda böyle topuğun esnemesini iyice engellediler. Ayakkabı çok daha konforlu ve çok daha rahat hale geldi. Ben test ettim. Gerçekten yani RC901'den çok çok daha iyi bir ayakkabı yapmışlar ki renkleri de çok iddialı. En çok sevdiğim şey de şu S-Fire yazısının böyle yanar döner olması gerçekten. Aha, evet, şurada yeni bir stand yapmışız. Ve orada evet şey, bu da şeyin, Shimano'nun yeni oluşumu Pro Concept diye. Pro da Shimano'nun ürünü biliyorsunuz. Markası, ürün demeyelim. Pro'da da işte bisiklet komponenti üretiyorlar. Gidon bazı, sele, pompa, ayna kol, elcik, gidon sargısı vesaire vesaire birçok şey üretiliyor. Şu anda bizde hemen hemen Pro'nun, yani burada görmeseniz bile Pro'nun hemen hemen bütün ürünleri bizim mağazamızda var. Zaten internetten artık işte Pro Bike Gear'a girdiğinizde konsept mağazaları, Türkiye'dekileri de görebiliyorsunuz. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Böyle Pro'nun yeni gelen ürünlerini incelemek isteyen arkadaşlar gelip burada izleyebilir. Mesela şurada çok yakışıklı bir Vibe karbon gidonu var, Super Light. İşte bu da yeni Vibe'ın boğazı. Gayet yakışıklı bu zaten. Bu arada burada da bakın test
testlerimiz hala devam ediyor. Bununla ilgili bir videomuz vardı arkadaşlar. Vardı, evet. Bir daha izleyebilirsiniz. Yani sele çok önemli. Gidon, yani komponent bu işte çok önemli. Evet arkadaşlar. Evet, çok önemli. Yani ne kadar, evet, kadronuz da önemli ama ona takacağınız aletler de sizin konforlu sürüş yapmanıza tabii ki. Yani çok şey veriyor. Bisikleti kendinize özel yapmak için zaten atıyorum standart bir bisikletin üstündeki gidon vesaire size uymak zorunda değil. Bunları değiştirmeniz ve size uyumlu hale ya da sizin rahat edeceğiniz hale getirmeniz gerekiyor. O yüzden Shimano'nun Pro markası zaten ömür boyu garanti veriyor ürünlerine. Evet. Bence çok saçma yapıyorlar. Yani ömür boyu garanti verilmesi çok saçma. Ama Trek'te de ömür boyu garanti. Trek'te de mi var? O süper. Kadrolarda. Ömür boyu ömür boyu garanti veriyorlar. Tesellerimiz azalmaya başladı. Çünkü giden geri gelmiyor. Acep neden? Arkadaşlar getirin seleleri. Seleleri geri istiyoruz arkadaşlar ki yeni arkadaşlarımız da test etsinler. Bu arada tekrar söylüyoruz. Testler ücretsiz yani. Alıp gidiyorsunuz. Geri getirmenizi istiyoruz. Getirmezseniz de yapacak bir şey yok diyoruz. Artık ama gerekli yasal yani, süreç başlıyor. Süreç başlıyor, evet. Direkt bütün avukatlarımızı olaya yönlendiriyoruz. Evet. Günlük bu kadar. Vallahi güzel. Sezon başlıyor arkadaşlar. Evet. Şu anda yeni yeni yarışlar çıkmaya başladı. Güzel güzel. Evet. Az gözüküyor ama benim bildiğim birkaç tane daha yarış var. Grand Fondo'lar geliyor. Geçen seneden daha çok olacağı kesin. Ve artık pandemiye de alıştık ve pandemi kurallarıyla yarışmaya da alışıyoruz. Maskemizi takıyoruz. Takıyoruz. Yani. Bizim gibi maskesiz dolaşmıyoruz. Bu arada sabah 7 arkadaşlar, 8. O yüzden yani mağazada kimse yok. Kişiyiz. Evet. Mağazada, normalde mağazaya maskesiz giremiyorsun zaten arkadaşlar. Ve bu sene de pandemi kurallarıyla yine harika bir sene geçeceğiz inşallah. İnşallah. Yani çünkü geçen sene sürekli evdeydik. Bu sene biraz daha çıkma şansımız var en azından. Bakacağız. Sosyal mesaj verelim mi? Sosyal mesaj vermeyelim. Evet arkadaşlar. House of Park'a teşekkür ederiz. Emrah Bey'e teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bu abi. Sefer çok eğlendim. En çok eğlendiğim video bu oldu. Neden acaba? Aydınlıkta geldik diye herhalde. Seni çekmemişim. Aydınlıkta geldik diye herhalde. Aynen öyle. Çünkü çok bu keyifli. Enerji veriyor. Evet aynen öyle. Yani. Aynen. Yoksa gece gece yapıyorduk. Gece gece olmuyor Fatih. Ben resmen buradan çıkarken karanlık oluyor. Yani daha karanlık oluyordu. Bakın şu arada canavara bak. Orada duruyor. Kaça satıyorsun? Hadi bakalım onu da çok bekletelim. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.